Amacı elektronik güvenlik sistemleri hakkında sizlere bilgiler vermek. Bu videomuzda da Dahua marka IP kamera kurulumundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Dahua IP kameranın NVR kayıt cihazına tanıtılması nasıl yapılır? İlk kurulum aşamasında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bu videomuzda detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Dahua IP kamera kurulumuna geçmeden önce size IP kamera kurulumu ile ilgili bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kullandığımız NVR kayıt cihazının özelliği ne? Yani NVR kayıt cihazı PoE özellikli mi yoksa standart NVR kayıt cihazı ile birlikte biz PoE switch mi kullanacağız? Kurulum aşamasında bu çok önemli. Çünkü PoE NVR kayıt cihazlarında kurulum aşaması çok daha basit, çok daha kolay ama standart bir Dahua NVR ile biz PoE switch kullanarak IP kameranın kurulumunu yapacaksak farklı aşamalar uygulamamız gerekiyor. İlk olarak IP kamera kurulumunda Dahua IP kameralar şifre ile gelmiyor arkadaşlar. Günümüzde yeni nesil üretilen Dahua IP kameralar şifresi boş geliyor ama İlla sıfır kamera kurmayacaksınız. Kamera sistemini söktünüz. Başka yerden farklı bir noktaya taşıyorsunuz. Bu sefer de IP kameranın fabrikasyon şifresi bizim için önemli. Eski seri Dahua IP kameralarda fabrikasyon şifresi admin'dir. Kullanıcı adı admin, şifre admin. Yeni seri, yeni nesil IP kameralarda kullanıcı adı admin. Fabrikasyon bir şifre yoktur. Bundan dolayı bizim ilk olarak IP kameralarımıza şifre tanımlaması yapmamız gerekiyor. Bunun için biz bilgisayara ihtiyacımız var. Bilgisayarımıza kurmamız gereken program Dahua'nın Config Tool programı. Config Tool programını kullanarak Dahua IP kameraların hem IP adreslerini hem de şifre tanımlamalarını yapabiliyorum. Dahua'nın Config Tool programını Dahua'nın kendi resmi sitesinden indirebilirsiniz. Videomuzun açıklama bölümünde de Config Tool programının indirme linki olacak. Buradan ister Windows ister Mac için gerekli olan yazılımı indiriyoruz. Bilgisayarımıza kuruyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımıza kurduktan sonra masa üstüne Config Tool adında bir kısa yol programı atıyor. Config Tool programını çalıştırdığımızda Config Tool programı ağdaki NVR kayıt cihazı ve IP kameraları buluyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi bizim 192.168.1.103 nolu bir IP kameramız ve 101 nolu bir NVR kayıt cihazımız var arkadaşlar. Dahua IP kamera kurulumunda benim size tavsiyem kameraların şifreleri tanımlı değilse yani şifre boş ise, tanımlama yapılacak ise sisteme ilk olarak tek tek kameraları çalıştırıp şifre tanımlaması ve IP tanımlaması yaparak başlamamız gerekiyor. Yani ben IP kameralarımı kenara koydum, birinci kameramı çalıştırdım, Config Tool programıyla kameramı buldum, kameramın kullanıcı adı şifresini tanımladım ve IP adresini tanımladım. Kameramızda DHCP özelliği aktif gelir. Yani boş bir IP alır ya da bazı modellerde 192.168.1.108 sabit IP'si ile başlar. Bundan dolayı benim ilk olarak Config Tool programıyla kameramın şifresini tanımlayacağım. Ve benim ağım birli gitmiyor ise bakın burası çok önemli. Çünkü IP kamera kurulumunda modem üzerinden izleme yapılacağı için modem ağıyla sistemi aynı ağa sokmamız gerekiyor. Modemimiz 192.168.1.1 gateway ile çalışıyorsa IP kameraların adresleri 192.168.1.1 üzerinden gitmeli. Yani 1.101, 1.102, 1.103 şeklinde olmalı ama 192.168.2.1'li bir modem üzerinden hareket edecekse gateway 2.1 olan modem ile çalıştıracaksak IP kameralarımızın
network adresleri ikili grupta olmalı. Özellikle buna dikkat ediyoruz. NVR kayıt cihazımı çalıştırdım. IP kameralarımı config tool ile tek tek yapılandırdım. IP adreslerini kameraların üzerine not aldım. Şifrelerini hepsini standart bir şifre belirledim. IP kamera kurulumunda biz PoE switch kullanıyoruz. Benim size tavsiyem her zaman PoE switch kullanmanız ama normal standart switchleri de kullanabilirsiniz. PoE switch ile normal standart switch arasındaki fark kameranın beslemesidir arkadaşlar. PoE switchlerde IP kameralar hem network hem de beslemeyi PoE switch üzerinden alır. Normal switch kullandığımızda sadece data transferi yaparız. Bundan dolayı network kablosu ile birlikte harici bir 12 volt besleme vermemiz gerekiyor. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Biz PoE switch kullanıyoruz. NVR kayıt cihazımız aktif. Kameralarımızın config tool programıyla aktivasyonları yapıldı. IP adresleri tanımlandı. Bundan sonraki yapmamız gereken işlem kameranın NVR kayıt cihazına tanıtılması. NVR kayıt cihazına tanıtmak için arkadaşlar sağ tıkladık. Ana menüye girdik. Ana menüye giriş için NVR kayıt cihazımızın şifresini ya da desenini girmemiz gerekiyor. Menüye giriş yaptığımız zaman görmüş olduğunuz gibi arama, alarm ayarları, yedekleme, genel ayarlar gibi seçenekler geliyor. En altta solda kamera bölümü var arkadaşlar. Kamera bölümüne tıkladığımda benim IP kamera tanıtma bölümüme geliyor. IP kamera tanıtma bölümünde search device dediğim zaman sistemde tanımlı olan IP kameraları görüyor. Bunları tek tek NVR kayıt cihazının sistemine işlemem gerekiyor. Kameramı seçiyorum. IP adresini vermiştim. Tanımlamam gereken kamera 1.103. Sol alt tarafta bulunan ADD bölümüne bastığımda kameram sisteme ekleniyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Status durumu kırmızı yanıyor arkadaşlar. Yani sistem kamerayı gördü ama kamerada şu an aktif olmadı. Bunun sebebine bakalım hemen. Sistemden çıktığım zaman görmüş olduğunuz gibi benim kameramın şifresini istiyor. Fabrikasyon olarak tanımlama yaptığımızda default şifresi admin'dir. Hemen girelim. Kalem işaretine bastığımızda bu sistem, DAHOA NVR kayıt cihazı default şifreyi her zaman standart admin olarak algılar. Ne demiştik biz videomuzda? Eski model DAHOA marka IP kameralarda default şifre admin'di ama yeni seride biz tanımlıyorduk. Ben bu kameramın şifresini 1, 2, 3, 4, 5 yaptım. OK'ye bastım. Kameram şifreyi kabul ettiği an status durumum yeşile döndü. Görmüş olduğunuz gibi status yeşile döndü ve şu anda benim kameram canlı olarak hem görüntü hem de kayıt vermeye başladı. Daha NVR kayıt cihazına IP kamera kurulumu nasıl yapılır, kamera nasıl eklenir detaylı olarak anlattık. Eğer NVR kayıt cihazımız PoE özellikli olsaydı, yani NVR arkasında PoE girişleri olsaydı, bizim bilgisayara, config tool'a ya da IP kameranın şifresini yapılandırmaya ihtiyacımız olmayacaktı arkadaşlar. DAHOA marka NVR kayıt cihazlarında PoE özelliği var ise ve kullandığımız IP kamera DAHOA marka ise tak çalıştır özelliği sayesinde IP kameranın network kablosunu PoE girişe taktığımız an NVR kayıt cihazı kamerayı görüyor, şifresini tanımlıyor. Tanımladığı şifrede NVR kayıt cihazının admin şifresi oluyor. Bu önemli. Buna dikkat edin. NVR kayıt cihazı kameranın IP adresini tanımlıyor, şifresini tanımlıyor ve görüntüyü herhangi bir ekstra ayar yapmadan ekrana getiriyor. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.